Türkiye Cumhurba Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi akşam yemeğine katıldı. Açılış yemeğinde bir konuşma yapan Başkan Erdoğan şunları söyledi. 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nin başarılı geçmesini özellikle diliyorum. Oturumlardaki konuşmaları ve değerlendirmeleriyle Toplantıya katkıda bulunan herkesi tebrik ediyorum. Değerli misafirler, adalet hangi ırktan, hangi inançtan, hangi renkten, hangi coğrafyadan olursa olsun tüm insanlığın ortak değeri, ortak talebidir. İlk insandan beri peşinden koşulan, aranan, mücadelesi verilen bu kavram medeniyetlere rengini veren en temel değer olmuştur. Mensubu olduğumuz medeniyet de adaleti mülkün yani devletin, ülkenin, toplumun temeli saymaktadır. Bunun için bizim adliye binalarımızın kapılarında, mahkemelerimizde, hakimlerimizin arkalarındaki duvarda hep bu yazı yer alır. Yine bizim kültürümüzde şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir söz vardır. Yani yargının verdiği kararın sonuçları ne kadar ağır olursa olsun bireyler ve toplum nezdinde kabule şayandır anlamındaki bu sözde adaleti olan saygıyı ve güveni ifade eder. Ecdadımızın bir başka sözü daha vardır ki o da esasında adalete vurgu yapar. Bu söz Osmanlı devletinin manevi kurucusuna atfedilen insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesidir. Sadece ülkemizin ve bölgemizin değil dünyanın her yerinde derin izler bırakmış olan Hazreti Mevlana'nın adalet konusunda şahsen sık sık başvurduğum çok önemli sözleri vardır. Her şeyden önce Mevlana Hazretleri hukuku adalet denizinde bir katre olarak görür. Mevlana Hazretlerine göre hakimler Tanrı'nın ölçüsü ve terazisi gibi hareket etmek zorundadır der. Asıl önemlisi Mevlana Hazretlerine göre adalet demek her şeyin yerli yerinde olması demektir. Bu yaklaşımı da ayakkabının ayakta külahın başta olmasıyla örne örneklendirir. Şayet bunların yeri değişir. Ayakkabı başa çıkar. Külah ayağa inerse adalet terazisi bozulur. Sadece ülkemizin değil genel olarak doğu felsefesinin özünde hep adalet konusu vardır. Batı'daki büyük devrimlere, kanlı sosyal dönüşümlere baktığımızda hepsinin de temelinde öyle veya böyle bir adalet arayışının yattığını görürüz. Günümüzde de bir ülkenin gelişmişliğinin veya geri kalmışlığının en önemli ölçülerinden biri hukuk sistemlerinin iyi çalışıp çalışmadığı yani adalet mekanizmasının işleyip işlemediğidir. Peki madem ilk insandan bugüne kadar adalet, hukuk, kanun bu kadar önemli öyleyse niye hala bunca zulüm Bunca haksızlık, bunca feryat, bunca gözyaşı vardır. İnsanlık daha dün Bosna'da, çok daha yakın zamanda Myanmar'da, Suriye'de on binlerin, yüz binlerin, milyonların hünharca katledilişine engel olamıyorsa yeryüzünde nasıl adaletten bahsedebiliriz?